Avrasya Tüneli'ne doğru gidiyoruz Aksaray'dan. İki defa geçeceğim Avrasya Tüneli'ne. Şu anda alt geçitlerden geçiyoruz Aksaray'dan. Balıkçılar çarşısı var. Biz oradan kasayla balık alıyorduk işte Beyazıt'tayken. Dağıtıyordu arkadaşlar kim ne kadar alacak. Evet, gözüktü köprü. 3-4 tane ne köprüsü? 80 santim. Avrasya Tüneli ne köprüsü? 70'le gidin diyor. Avrasya Tüneli köprülemişim. Ha ben de ne diyeyim? Yüksek araç mecburi çıkış. Ha o tekne hala duruyor orada. Gezi bak. Bak gördün mü? Şahıs tekniği. Evet, işini göstersin. İşi böyle. Evet. Neler giremez neler girer. EGS. Yeni kapı tarafından Avrasya Tüneli'ne giriş yapmak üzereyiz. Az evet, kaldı. 6 kilometre sonra E5'tesin diyor. 6 kilometre. Yani. Harem'deyiz. Evet. Yok tam 6 kilometre değil. Asya yazıyor. Bakın bu tarafında Avrupa yazıyor. Avrasya Tüneli. Yani böyle bir olay tabi yani. Hani böyle il tabelası gibi kıta tabelası olması ilginç. Biraz serinliği kapatalım mı çocuklar? Sanki soğuk oldu. Bu acayip yavaş gidiyor. Kaçtı? 70 miydi? 60'da gidiyoruz. Dışarısı 31 imiş. İçerisi 18 derece. Aa, denizin altından geçerken bu mavi mi oluyor ışıkları? Ay çok değişik. Burayı biraz böyle süsleyebilirler aslında ama insanların dikkati dağılmasın diye. Bence de. Çünkü burada bir kaza bir şey olsa. Olmuştu ya. Geçen kim bir sanatçı şey hatta neydi o? Tünel zarar görse çok büyük sıkıntı. Yurtulur mu kim birisi? Cepheci tünelinde. Kazanmıştı. 6 milyonluk arabayla neyi götürür? Neyse şey etme. Burada yavaş yavaş diyor. Bak yavaş gitme zorunluluğu var. Asya'ya 3,5 kilometre kaldı yazıyor. Şu yanda yazıyormuş. Bunu ilk kez gördüm. Bayağı uzunluğu varmış o zaman. Evet. İşte 6 dedin ya. Ama o şeye kadar, E5'e bağlanana kadar ki kısmı da sayıyor. Yani. Ama yine de birinci köprü, ikinci köprüden gitmekten daha şeye geldi yani. 15 dakika, 20 dakika da olsa daha pratiğe geliyor. Kısa. Tabii trafiksiz zaman, trafikli zaman olsa daha da avantajlı. Ya biz pazar günü geçiyoruz. Onun için boş. Yoksa tıkalıdır burası, adım adım geçer. Burası da normalde zannediyorum. Yine de bir farkı vardır. Bak Asya'ya 2,5 kaldı diyor yanda. Siz oradan bakın. Ben göremiyorum Gezi. Arkada yazıyormuş sağda. 1,5 diyecek şimdi. Niye öyle buçukları koydularsa... 70 diyor bak, 70 zorunluluğu varmış. İşte gidiyorum zaten şu an. Tamam. Yavaş yavaş ikazları var çünkü. Sanki üstü denizmiş gibi bir hava vermişler bu ışıkla. Yazdı.
Ezi uçaktan hemen hop gideceksin Denizli'ye bugün. Yolcu etmeye gidiyoruz. Yeğenimi Sabiha Gökçen havaalanına doğru gideceğiz buradan. Kahvaltıdan. Kahvaltıya götürdük Fatih tarafına. Beyazıt'a. Böyle 500'de yazacak mı acaba? Şu an kıtalar arası bölgedeyiz. Evet. Şu anda mı? İnterkontinental bölgede geziyoruz. Geçmişizdir. Ama ülkeler arası bölge değil. Yine de ülkemize ait. Ama kıtalar arası bölge. Türkiye karasularındayız şu an. Karada mıyız? Evet, çıktık ışığa. Evet, hareme doğru çıkıyoruz. Buradan bağlantısı ne taraf geçmediğim için bilmiyorum. Hep gidişini görüyordum. Düz görünüyor. Hayır, nereye giriyor? Düz devam ederse. Ha, gene edersin. Aynı, evet. Sağ tarafından giriyormuş, anladım. Çıkışı. Evet, şu Yeditepe Üniversitesi'nin yanına giriyormuş. Ha, evet. Şu karşı taraftan girdik. Bak şu tabelalar. Bu tarafından çıktık. Evet. Güzel çıktık. Şu anda Yeditepe Üniversitesi. Hareme çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. Buradan Sabiha Gökçen Havaalanı'na inşallah.